Buongiorno, buona giornata, buonasera, buonanotte. El Fotterano sinemada bu hafta Türk sinemasında bir çağ kapatmış ve yeni bir çağ açmış olan usta senarist, yönetmen Yavuz Turgul sinemasını konuşacağız. Yavuz Turgul deyince aklımıza birçok film geliyor ama bundan önce yönetmenliğin üstünde bir durmamız gerekir. Türk sineması tarihinin usta yönetmenleri arasında mesela Lütfü Akat, Metin Erksan, Halit Refi, Atıf Yılmaz, Osman Fahir Seden bu isimlerin arkasından yeni Türk sinemasında da Yeşilçam'da da hem film yapmış hem yeni yüzyılda da film yapmış bir yönetmen olarak bu Türk sineması tarihinin içine bu usta yönetmenlerin arasına en son Yavuz Turgul'u da ekleyebiliriz. Yavuz Turgul senaryoları dediğim zaman Tosun Paşa, Sultan, Erkek Güzeli Sefil Bülo, Banker Bülo, Davaro, Hababam Sınıfı Güle Güle, Çiçek Abbas. Ne filmdir ya. Şekerpare en sevdiğim. Efsane ya, efsane komedi. Züğürt Ağa, Ağam Sana Bir Oy Çıkmıştır. Kabadayı. Ömer Vargı. Ve daha nice filmler. Yani bu filmler belleklerimize öyle bir kazınmıştır ki yani televizyonda da şu anda defalarca yayınlanır. Değil mi? Evet. Şekerpare mesela. Efsane film. Bunlar sadece Yavuz Turgul'un senaryosunu yazdığı filmler. Tabii bir de yönetmenliğini yaptığı filmler var. Ona birazdan geçeceğiz. Programın başında belirttiğimiz gibi Türk sinemasında bir çağı kapatıp yeni bir çağı açmış olan Yavuz Turgul Eşkıya filmiyle. Yani dönemin toplumsal yapısı, toplumsal olaylar, televizyonun her eve girmesi ve erotik filmlerin sayısının artmasıyla birlikte seyircinin sinemadan uzaklaşmasıyla Türk sineması bir krizin içindeydi. Ve o krizden 1996 yılında Yavuz Turgul geldi ve yeni bir çağı açtı. O döneme kadar seyirci sinemaya, Türk filmlerine küstü ve bu filmle birlikte yeniden filmler yapılmaya başlandı. Daha sonra ne yapıldı? Her şey çok güzel olacak vesaire. Değil mi? Onlar yapılmaya başlandı. Şimdi baktığımız zaman eğer Yavuz Turgul'un bu eşkıya filmi olmasaydı şu anda ne Şahan'ın filmleri ne giderlerdi seyirciler. Çünkü mesela Recep İvedik filminin afişini görselerdi o dönemde eşkıya olmadan önce bu kesin erotik bir film, erotik komedi bir film diye kesinlikle yaklaşırlardı ve gitmezlerdi. Ama bu filmle birlikte bir devrim yaşandı Türk sinemasında ve Yavuz Turgul hem senaryosunu yazıp hem yönettiği filmle birlikte yeni bir çağı açtı. İyi ki de açtı. 2000'lerin başındaki o güzel filmlerin de çekilmesine vesile olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki. Neler var ya? 2000'de işte 98 Her Şey Çok Güzel Olacak var. Komiser Shakespeare var mesela. Daha neler neler ya. Orada bir tirat vardır Okan Bayülgen'in. Şeyden falan bahseder. Eski aktörlerden. Hayaticik der. Hatırlamadın mı abi de böyle? Şurası yanmıştır. Ahmet Tarık Tekçe ve Hulusi Ketmen'le filmler yaptım ben. Hapishane sahnesi bağırıyor. Bir bardak çayı yüzüme döktüler. Ben sizi çok sevdim amca. Size baba diyebilir miyim? Ağır Roman. Ağır Roman. 99 mu? 99 herhalde. Mustafa Altıoklar çekti onu değil mi? İskender Rahmetli Döner. He. Tıbı vardı tıbı. Tıbı değil mi? Atın sahibi. Atın sahibi. Yavuz Turgul sinemasında hem senaryosunu yazdı hem de yönetmenliği yaptı filmlere geldiğimiz zaman. İlk film Fahri Abla. Fahri Abla filminin özelliği ben hiçbir Türk filminde daha öncesinde bir şiirden uyarlanıp sinema filmi yapılan bir film görmedim. Var mı bildiğiniz? Şiirden yola çıkılarak. Fahri Abla, Ahmet Muhip Dranas şiiri. Sanki böyle senaryo da paralel gidiyor şiire. Ne vefalı komşumuzdun sen Fahri Abla. Yavuz Turgul'un yönetmenliği yaptığı filmlerde, gerçi senaryosunun yazdığı filmlerde de geçerli de kahraman çok iyi insan oluyor genelde. İyi insan oluyor. Benim dikkatimi hep o çekmiştir ya Yavuz Turgul filmlerinde. Karakter çok iyi insan. Bu Kabadayı'da da böyle. Ali Osman dönüşmüş karakter. Daha öncesinde kötüymüş ama değil mi? Tövbe etmiş. Öyle bir karakter. Fahri Abla dediğim gibi şiirden başka uyarlanan bir senaryo, sinema filmi yok ya ben hatırladığım. Yani şu zamanda da yapılmadı hiç. Yani şair işte biyografi filmleri falan yapılıyor da. Gerçi orada bir tane var değil mi? Gerçi iki. Kelebeğin Rüyası da var. Mavi Gözlü Dev var. Final sahnesi benim çok hoşuma gidiyor ya burada. Gerçekten vefalı ablamız Fahri Abla. Bu mesela bu sahnede. Yönetmenliğini yaptığı ikinci film Muhsin Bey. Muhsin Kanadı Kırık'ın hikayesi. Muhsin Kanadı Kırık da çok vicdanlı. Çok müthiş bir adam ya. Ben çok seviyorum karakteri. Mesela burada dişi ağrıyor ya. O kültürel ortam. Yani komşuları, Ermeni, ev sahibesi. Hepsi yardıma falan geliyorlar ya böyle. Kekik yağı getiriyor birisi. Biri rakı getiriyor. Biri kolonya getiriyor. Dişi ağrısı. Bence artık bu yönetmenliğini yaptığı filmlerle birlikte daha insanın derinine inmeye başlamış. Muhsin Kanadı Kırık. İzledin mi Muhsin Bey'i? 86. Benle yaşıt film. Bu aç aç izle abi. Ali Nazik. Ve bu filmde şöyle bir şey var. Ben çok sinir olurum buna mesela günümüz sinemasında da. Burada bir
Türk müziğinin böyle yozlaştığı zamanlar, arabeski sevmiyor Muhsin Kanadıkırık. Arabeskleşmeye karşı. Onun eleştirisini yapıyor filmde. Filmin açılış resmiyle kapanış resmi şeydir zaten. Müzeyyen Senar ağlamakla, inlemekle ömrüm gelip geçiyor. Mesela adamlar 150 yıllık tarihi olan caz müziğinin yozlaştığını iddia ederek filmde eleştiriyorlar ya. La La Land, Damien Chazelle. Çok iyi film. Eleştirisi de güzel. Ama bizde de şu zamanda yapılması lazım. Çünkü bizim Türk müziği 600 küsur yıllık tarihi var abi. Ama kimsenin değil. Ben çok sinirleniyorum buna. Belki ben yaparım bu filmi. Türk müziği eleştirisi. Şu anda bizde ne var abi? Rap var değil mi? Arabesk rap. Arabesk Rapçiler Birliği bir rap klibinde bulunması gereken pitbull sayısını en az 2 olarak belirledi Zaytun Kabir'de. Benim haberim olduğu için. Sahibisi olduğum için yaparım. Yani biraz da kendi müziğimize sahip çıksak nasıl olur? Sahip çıkmayalım, sevelim. Zaten bizim müziğimiz oğlum yani. Yani adam yaptı. Benimle aynı yaşta adam. Caz ölüyorum ya. Bu film mesela eleştiri. Bir Türk müziği eleştirisi alt metin olarak okunabilir. Muhsin Bey. Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni. Haşmet Asilkan. 90'lı yıllar. O dönemde farklı şeyler yapmak istiyor ama öyle bir sektör yok abi. Hazır değiliz biz. Adam yine yapımcıların daha lahmacun yediği, yemek yediği dönemler. Yeni Türk sinemasında da böyle sahneler yapıyorlar ya. O dönemler işte. Haşmet Asilkan'ın çabası, film çekmek için gösterdiği çaba müthiş. Üzülüyorsunuz ama bir yandan da gösterdiği çabaya hayran kalıyorsunuz film çekmek için. Orada bir tane oyuncu var. İçiyor sürekli. Kapattım diyor kapıları diyor. Sürekli film izliyorum. Karanlık bir ortamda böyle. Kaplumbağası var bir tane. Sabah akşam film izliyorum diyor. Bizim o eski filmleri diyor. Akıyor değil mi ya? Ha, bu adam işte. Allah rahmet eylesin. Ve sonunda tabii o da teslim oluyor. Adam o kadar çok aşk filmi çekmiş ki öyle biliniyor. Ve bir anda toplumcu gerçekçi filmlere dönmek istiyor kendisi. Bir şeyler yapmak istiyor. Ama sektör hazır değil. Yapacak bir şey yok. Haşmet Asilkan. Müthiş film abi. İzleyin gençler. Sinema okuyanlar. Gölge oyunu. Ya burada da sanki bir seyirci yani bu tarz bir sona alışkın değildi gibime geliyor. Yani ne oldu abi yani bu adamların başına böyle bir şey geldi de nasıl geldi? Mesleklerinden dolayı mı böyle bir hayale kapıldılar? Gölge oyunu, gölgede yaşananlar vesaire. Kumru karakteri, Şevket Altuğ iyi karakter. Şener Şen, Abidin karakterinde. Çapkın biraz kötü karakter. Ama bir bağ var aralarında Mahmut'la. Hatta intihar ettiği bir sahne var. Orada hastanede şey diyordu. Sen benim gönlümün aydınlık yanısın gibi bir laf ediyor. Ve Eşkıya, Türk sinemasında bir devrimi yaşatan, yeni bir çağ açan film. Yavuz Turgul'un senaryosunu yazıp yönettiği film. Şener Şen, Uğur Yücel, Özkan Uğur var. Yeşim Salkım, Settar Tanrıören var. Kayhan Yıldızoğlu var. Eşkıya Baran. Bu filmle birlikte sektör şu yüzyılda ekmek yiyor, hala yiyor. Onun, bu filmin sayesinde. Eşkıya, Yavuz Turgul. Bu işin babası olarak hem o dönemde film çekmiş hem şimdi çeken Yavuz Turgul'dur abi. Yani ben tanımam üstüne. Eşkıya Baran hapisten çıkar. İstanbul'a gelir. Eşkıya aslında böyle baktığım zaman çok üst düzey absürt işler de oluyor. Böyle yani mantığı zorlayan sahneler de oluyor. Ama karakterlerin sebepleri çok haklı olduğu için tabii. Bu bize çok iyi yansıyor. Yani hiç bunun şeyi sorgulamıyoruz. Mesela? Böyle mantığa uygun mu, saçmalık mı diye hiç sorgulamıyoruz. Abi bir doğunun bir mistik yanı var ya. Filmin daha başında o şey muskayı veriyor ya. Biz zaten bilinçaltımıza orada onu yerleştiriyoruz. Ve doğu bölgesi, mistik güçleri biz zaten aşina olduğumuz için bize seyircinin inanmamasına imkan yok. Bir de Şener Şen olduğu için işin içinde, oyuncular çok iyi olduğu için bizi götürüyor. Zaten tarla başında yaşananlar herkes biliyor. Onu gerçeği de orada görüyorlar. Yan öyküler. Yani Yavuz Turgul senaryosu daha ne diyelim abi? Yani bu film hala bir numarada vardır herhalde ya. Bir zamanlar Anadolu'da geçmişti galiba. Yani birlikte anılırlar. Evet. Türkiye'de hatta Avrupa'da ilk dijital kurgu programıyla yapılan, işlenen film. Yani adam 20. yüzyılda da film çekti ama takip ediyor yenilikleri, teknolojiyi. Öyle bir adam. Gönül yarası. Öğretmen Nazım, Nazım Bey. Kızı Piraye, oğlu Mehmet. Ya bu da çok iyi bir insan ya. Ama ailesiyle arasında tabii bir boşluk var. İdeallerini ailesinin dahi önünde tutan bir değil. İdealden ziyade temelden bir önemli bir sorumluluk benimsiyor kendine. O çocukları ve olaylar. Ondan sonra Meltem Cumbul ve psikopat Timuçin Esen burada. Buradaki psikopat rolü çok iyi ya. Ama final sahnesi. Bekliyor muydunuz böyle bir final? Ben beklemiştim. Bu psikopat aşık ama yani bu başka bir şey abi Timuçin Esen. Aha orada rahmetli Sümer Tilmaç var. Ne oyuncular vardı ya. Erdal Tosun. Av Mevsimi 2010 yılı polisiye film. Cinayet masası ekipleri. Filmin çıkış hikayesi mesela enteresan. Sadece bir eskizden yola çıkarak başlıyor yazmaya ve 6 senede yazıyor filmi. Cem Yılmaz değişik bir karakter değil mi burada? Değişik bir rol oynuyor. Aktör. Farklı karakter oynuyor. Komedi değil değil mi? Küçük bir ipucundan başlıyorlar ve katili buluyorlar. Çetin Tekindor ne oynamıştır ya burada? Bu filmde özellikle o emniyetin olduğu sahneler. Evet. Çok fazla böyle ezber bozan nitelikleri değil mi?
çok şaşalı, çok kalabalık sahneler değil mi? Ve orada tam o, orada çömezleri anlatıyor, ders veriyor, çıkıyor. Oradan bir tane şey geliyor, müdür geliyor. Bunlara bir olay anlatıyor. Oradan biri müdürüm çay diyor, çay veriyor. Oradan biri geliyor, müdürüm konuşacak mı? Çok kalabalık. İşte bu sahneleri de öncesinde mizansiyon olarak kendisi çalıştırıyor. Kamera arkalarında görüyoruz. Okul, av mevsimi. Mesela işte orada çekim yapılacak Hayde Gidelim sahnesi. O sahnenin ölçülerinde, o kahvenin ölçülerinde böyle kutudan kapı mapı, masalar diziliyor. Orada çalışılıyor Yavuz Turgul. Müthiş yani. 6 senede film yazıyorum, sonra bir çekim süreci. Şevket Altuğ diyor ki, belgesel var bir tane. Ne yapın edin diyor. Yavuz Turgul kapısında yatın, onunla çalışın diyor. De nerede yatacaksın abi, ben yatarım da yani. Projesi var mı bakalım şimdi. Ama reklam filmleri falan da çekiyor. Dur bilmiyorum şimdi çekiyor mu da. Senin bu filme dikkatini çeken en ufak rolü olan oyuncuyu bile... Tabii. Eğitliğini görüyoruz yani. O kesin. Kadar iyi oynamış ki en ufak bir roldeki insan bile... Mesela iyi dedim bak, Rıza Kocaoğlu var ya, evet, orada. Arkada dönen sahne şu anda zaten. Orada sorgudan sonra işte bir yere götürüyorlar işte. Amirim çay içeriz değil mi falan derken bunu vuruyorlar orada Rıza Kocaoğlu'nu. Orada Rıza Kocaoğlu'nun yapması gerekeni Yavuz Hoca bizzat kendi gösteriyor. Yüklen diyor, bırak kendini diyor. Böyle ağır, yani ağırlaş diyor. Onu bile yapıyor adam ya. Yani çok acayip adam. Yol ayrımı. Ve Şener Şen için de değişik bir film. Müzikleri çok güzeldi. Angelika Akbar mı? Zaten Şener Şen abi yani kötü adam. Ondan sonra nasıl dönüşüyor? Yani ondan sonraki hayatı. Ve Rutku Aziz, Altan. Aslında filmin çıkışı o gerçekmiş biliyor musun? Altan karakteri gerçek arkadaşlarıymış. Galatasaray'dan, Şevket Altuğ falan hepsi gerçek onlar. Oradan yola çıkmışlar. Ya adam ne kadar içten, doğal, şiir seviyor. Şiir okuyor sürekli. Müthiş adam ya Rutku Aziz. Biz adama mantı yapıyoruz, adam eve köpek getiriyor. Köpeğe merhamet duyacak noktaya geliyor. O kadar kötü bir karakter. Filmin açılış ve kapanışı aynı. O arayı anlatıyor. Bugün diyor ya bu ödülü alacağım ya da atacağım mı diyor. Ya da buraya gömeceğim. Ha, buraya gömeceğim diyor. Öyle başlıyor film. Ondan sonra Masar Bey'in dönüşümüne şahit oluyoruz. Mesela bu yüksek kare planlar çok iyi. Bunun arkasında çalan müzik. Şener Şen üstüne şiir okuyor. Başta sana şirkette bir tane bisikletli çocuk geçiyor. Orada sana gösteriyor. Sonra evde fotoğraf görüyor falan. Böyle yavaş yavaş. Başta bir oltayı atıyor. Onu da gösteriyor. Ondan sonra onun üstüne olayları geliştiriyor. Bisiklet. Mesela Eşkıya'da Muska vardı. Değil mi? Ya işte böyle seyirciye filmin başında gösteriyor. Ortasında bir şey gösteriyorsun. İşliyorsun. Yapayım. Olay örgüsünü. Daha sonrasında seyirci onu aksiyonla karşılaştığı zaman kendisi anlamlandırabiliyor o gördükleriyle. Yani senaryo yapısını Yavuz Turgul yalayıp yutmuş, sindirmiş, yenisini kendisi istediği gibi yapıyor, bozuyor. Çünkü biliyor adam yani. O kadar çok yazmış ki hem ana akım hem de kendi yönetmenliğini yaptığı filmlerde çok fazla yazıyor. Tosun Paşa filan arka arkaya iki film filan var ya aynı sene yazmış. Bir de tabii Yavuz Turgul'un dizileri var. Dizilerin arkasında olduğu. Mesela Süper Baba. Süper Baba dizisinin arkasında Yavuz Turgul var. İkinci Bahar. Yani Şener Şen oynuyor zaten. Orada bir kullanacaksın zaten. Bunun arkasında Yavuz Hoca olabilir abi filan diye. Bir de Unutma Beni vardı. Metin Şentürk filan. Mesela şey yaparmış. Hem oyunculara hem de rejiye senaryo üstünde yazdığı zaman notlar gönderirmiş. Oyuncular merakla bakarmış. Yavuz Hoca bizim için ne yazdı acaba filan diye. Ne dedi? Nasıl bir uyarıda bulundu diye. Sonra yönetmene de yazarmış. Sonra oyuncunun biri gitmiş yönetmene demiş ki vallahi hocam biz kendimize üzülüyorduk da size yazılanları da okuduk. Sizinki daha fena demiş. El Fotterano sinemada bu haftalık bu kadar. Buradan Atalanta'ya, Bari'ye, Kievo'ya, Kievo Verona'ya, Hellas Verona'ya, Vicenza'ya, Brescia'ya, Cagliari'ye, Maranello'ya, Milano'ya, Floransa'ya, başkent Roma'ya, Venedik'teki gondol çetesine piçler. Sicilya adasında hapis yatmakta olan bütün kader mahkumlarına ve tabii ki yüce tifosilere binlerce kez selam olsun. Si la vita e piena de sefite ma non preoccuparti. Se li Fotterano ma non fermerano il tempo. Grazie.